Duruş. Evet. Emrah Baba da Fenerbahçe'de peşindeydi. Gitti Galatasaray'ı seçti. Duruş. Mert Hakan Yandaş Galatasaray bazı sözler vermiş. Sözleri yerine getirmeyince Fenerbahçe'ye rotasını çevirdi. Ben zaten Mert Hakan'ın Fenerbahçe, Hakan Fenerbahçe bütün suçlamayı. sözlerini yerine getirdi ve onu transfer etti. Mensah transferinde aç pişmiş su katıyorlar üstüne. Galatasaray araya girip işi bozmaya çalışıyor. İşi bozmaya çalışıyor. Ama bir kez daha onlar tekrar bir şekilde daha gördüler ki her şeyin para olmadığını gördüler. Mustafa Bey'in açıklamalarına katılmıyor Kesinlikle musun? bak kesinlikle iki tane başarısız transfer harekatının, başarısızlıkla sonuçlanan transfer harekatının üzerini kapatmak için algı yapmaya çalışıyor Başkan. Leyla'lara, Meyla'lara gidiyor. Bas bas paraları Leyla'lara falan gidiyor. Ha, değiştirdi mi kamuoyunu, algıyı değiştirdi mi? Bence değiştirdi, başarılı oldu bunda. Değişti mi? Tabii ki değişti. Yok canım Şimdi ben burada Mensa konuşuyor. Ben burada söyleyeceğim. Mensa konusunda inanılmaz bir yönetici başarısı var Beşiktaş adına. Hem Sayın Ahmet Durçebi hem Erdal Torunoğulları acayip bir şekilde çok iyi bir şekilde bir transfer hareketi gerçekleştirdiler. Onun detaylarını daha önce zaten burada konuştuk. Yani Atletico Madrid'e para vermemek için kiralık formülü, bütün paranın Kayseri Spor Kulübü'nün kasasına girmesi için. Anladın mı? Bunlar baba bak bunlar transfer duruştur. Transfer her şey bak Sayın Rahmet Süleyman Seba Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz günlerde de e, ölüm yıldanı mıydı? E, rahmet Süleyman Seba hiçbir zaman şöyle dermiş her zaman. Başkasının talip olduğu futbolcuya biz talip olmuyoruz. Öyle evet. evet. Ha çok başarısız oldu. Çok fazla e, o dönemlerden şampiyonluk Fenerbahçe, şey, Beşiktaş çok arka arka öyle şampiyonluklar falan yaşamadı. İşte Bedel. gerçek duruş o belki değil mi? Esas duruş o. Şimdi babacığım bu kulüplerin birbirine girmesi kimi zengin ediyor? Futbolcuyu zengin ediyor, menajeri zengin ediyor. Bon servis vermesen bile. Peki sen Kasımpaşa'nın bedelsiz göndermesi konusunda ne diyorsun? Zaten gerekli açıklamayı yaptılar. Gerekli açıklamayı yaptılar. Kasımpaşa, Kasımpaşa Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve üzerinde limit sıkıntısı taşıyan takımların Takımlara Futbol Federasyonu'nun yapmadığı güzelliği yaptı. Bu bir favori Futbol diyorsun. Futbol yani. Federasyonu'na 90'dan golü çaktı abi. Futbol Federasyonu'na 90'dan golü çaktı. Demek ki her şey para demek değilmiş. Değil mi güzel kardeşim? Bazen sempatik olmak gerekiyormuş. Ama her şey benim olsun. Onu da ben alayım. Ben oraya para vereyim. Bizim limitimiz çok. Ooo biz harikayız falan dersen. Hop dersin. Alo ben Emre abim der. Hop dersin. Alo ben Erdal abim der. Bir bakarsın elde bir şey kalmamış. Anladın mı? Onun için e, Mustafa Sayın Mustafa Başkanı ben geldiğinden beri hatta ayrıca hep söylediğim bir şey var. Sempatik buluyordum kendisini. Böyle daha halk diliyle konuşan e, isimlerden bir tanesi. Sevdiğim de bir isim ama gün geçmiyor ki e, Galatasaray yaptığı hamlelerle antipatikleşmesin abi. Devamlı böyle öyle hamleler yapıyorlar ki bütün takımdan antipatisini kazandılar. Şimdi şey de bu e, limit artırımı ile ilgili biliyorsun bugün Kulüpler Birliği bir yazılı açıklama yapması bekleniyordu. Belki de yarın yaparlar büyük ihtimalle. Bununla ilgili Mehmet Sepil Başkan bütün kulüplerden yazı topluyor. Yani siz limit artımına karşı mısınız? Değil misiniz? Değil misiniz diye. Sadece iki takımın karşı olmadığını biliyoruz. Bir tanesi Galatasaray takımı, bir tanesi Trabzonspor takımı. Fakat önümüzdeki sene bu iki takım da başlayacak ya devlete bizim borçlarımızı erteleyin, bizim zamanımız geldi demeye başlayacaklar. Demeye başlayacaklar. Onun için se sempatik olun sarılın birbirimize. Bütün kulüpler kardeş diyorsun, Fenerbahçe'miz diyorsun, Beşiktaş'ımız diyorsun. Başkan, Fenerbahçe'miz, Beşiktaş'ımız diyorsun. Alttan alttan işleri götürüyorsun. Nasıl olacak bu işler yani? İmza vermiyorsun, rakiplerin önüne tıkamaya çalışıyorsun. Hani senin Fenerbahçe'n, hani senin Beşiktaş'ın? Lafla olmuyor o işler. Kusura bakmasın. Bir Malatya kırmızısı verelim. Sonra bu konuyu Mehmet'e soracağım. Buyurun. Hayırlı olsun Hamza Hoca'ya. Zaten 2-3 gündür görüşülüyordu. Bugün Hikmet Hoca ile yollar resmi şekilde ayrıldı. Ve Hamza Hamzaoğlu takımın başında. Ve Lecce'den alınan o İtalyan Santrafor Lapadula'yı da açıkçası resmi açıklamasını bekliyor. Çok iyi bir oyuncu transferi. Böyle bir İtalya pazarına yöneldi bizimkiler. Bugün de Karagümrük kaleci Viviano'yu aldı. Çok iyi bir kaleci. İtalya milli takımında da yıllarca oynadı. İyi bir kaleci transferi yaptı Karagümrük. Peki şimdi bu konudan bağımsız. Sen yüzde kaçına katılıyorsun söylediklerinin? Tamamına katılıyor musun? Tamam. Katılmadığın yerler var mı? Tamamına katılmıyorum. Ben bir kere Kasımpaşa'nın açıklamasında çok samimi bulmuyorum. O zaman buradan Kasımpaşa'ya sesleneyim. 10 gün sonra Beşiktaş'ın çok kritik bir şampiyon ligi maçı var. Ve ciddi bir forvet sıkıntısı var. Koyta'yı da Beşiktaş'a hediye etsin. Yani ama tabii şu da var. Fenerbahçe eleştirmiyorum. Sonuçta Fenerbahçe bir şirketten, dernekten değil. Gençler bir oyuncu almadı. Kasımpaşa sahipli bir kulüp. Sonuçta orada iki başkanın e, özel ilişkileri de olabilir. Yani bu transferi bitirir sonuçta Fenerbahçe'nin bir transfer başarısıdır. Bu anlamda buradan sakın Fenerbahçe eleştirim algılanmasın ama Fatih Öztürk ile Mamatiyan aynı cümle içinde kullanılmaz. Fatih zaten e, 3 milyon TL alan bir oyuncuydu Kasımpaşa'da. 2.8 milyon TL hatta. Galatasaray'a daha iyi bir kontrata gitti. Muhtemelen Kasımpaşa'da parasını bırakmıştır. Siz Fatih'ten bonsers kazanamazsınız ama Mamatiyam'dan çok rahat bugünün koşullarında. Bon servis kazanabilir Fenerbahçe uçacak mı? Hayır. Yani sonuçta bir rol oyuncusu olacak Fenerbahçe'de öyle çok. Ama hani Kasımpaşa'nın ölçeğini değerlendiriyorum. O zaman Koyta'yı da şu an Beşiktaş'ın çok net forveti de. oraya hediye edin hani. Bu açıklamaya gerek yoktu yani. iki başkanın özel ilişkisidir. Sonuçta dediğim gibi bir AŞ Kasımpaşa Paşa. sahipli bir kulüp e, istediğine verebilir. Bunu da özgürler. Sayın Mustafa Cengiz'e ne tek eleştirim biraz fazla oyuncu üzerinde. Geçen hafta da Mert Hakan çok gündemi Aykut meşgul etti. Keza hani Fenerbahçe, Beşiktaş bu kadar çok hani diğer takımlardan diğer oyunculara yönelmemiz gerek Galatasaray'ın. Ben hala Galatasaray'ın şu an mevcut durumuyla ligin en iyi takım olduğunu düşünüyorum. Emre'nin dediği gibi Mensah çok istedi mi? Galatasaray Mensah'ı da istedi, Mert Hakan'ı da istedi. Bu doğru. Ama ben Mert Hakan transferinde Galatasaray yönetimini eleştiriyorsam Mensah'ı eleştirmiyorum. Çünkü Mensah'ta koşullar e, Emre. Galatasaray 2 yıl kiralama üzerine gitti. Hani satın almayı sokmadı işte devreye. Beşiktaş'ın sözleşmesi her ne kadar opsiyon yok deseler de ben... Var yok ben opsiyon kesin yok, kesin bilgi. 2, satın 4, alma yok mu? Yok yok satın alma, zorunlu satın alma opsiyonu işte, yok. Oyun, Oyuncu açısın, açısından da şöyle düşünelim Emre. Sen hep yan yollar diyorsan bugün hangi Anadolu takıma gidersen git Galatasaray'a gelmek ister. Sebebi ne? Bunun Galatasaray'ın Fenerbahçe'den son yıla başarılı olması değil. Galatasaray'ın maaş bütçesine bak. Yani fegulinin 4 milyon euro, Falcao'nun 5 milyon euro aldığı yerde Mensah da mantıken... Beşiktaş'ta 1.3 alıyorsa Galatasaray da 1.7 alabilir. Yani biraz bunu oyuncu cephesinden düşünmek gerek. E Mert Hakan da bunu düşündüğü için daha iyi bir teklif bekledi Galatasaray'dan. Gelmeyecek ya Fenerbahçe'ye. Niye anlayamıyorsunuz? Ya babacığım bak şimdi şöyle bir durum var. Yani bu hayatta da sadece transfer konusunda değil hayatta da bu böyle. Şimdi bir televizyon beni çağırıyor A televizyonu. Diyor ki bana babacığım sana diyor 2 lira para vereceğiz. Tamam diyorum anlaşıyorum adamlarla. Sonra ertesi yarın er, yeni başlayacağım. Ertesi gün adamın bir tanesi çıkıyor ya sana iki buçuk lira vereceğiz gel. Şimdi ben oraya gidersem bu duruş mu Allah aşkına? Söz vermişim birine. Sen burada imzalamışsın belki de. Ya imzalamasam bile. Hani? Söz vermişsem, söz vermişsem sözümü tutarım ya. ya senin, 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 ama burada anlattığın, senin vermişim. burada anlattığın X Mert Hakan Emre. Mert Hakan Galatasaray'la anlaştı. Ama yani Galatasaray, sözlerini tutmamıştı. Adam bir, ya, bir dur, duruş Pandemi döneminde Galatasaray 10 Haziran'da ödemek istemediğimiz parasını lig devam ettiği yani, için. Çünkü önceki prensip anlaşmasına lig